Günden kalanlarla tekrar karşınızdayız ve yanımda bugün ekonomist Vedat Özdan var, her pazartesi olduğu gibi. Hoş geldiniz Vedat Bey. Merhaba, hoş bulduk. Gerçi geçen hafta yoktunuz, bir seyahatiniz vardı, hoş geldiniz, özledik sizleri. Tamam. Birazdan sohbete başlayacağız ama önce araştırma masasına gidiyoruz. Çağlar Kuzlukluoğlu bizi bekliyor, buyurun. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar, hoş geldin yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum. Hoş buldum Didem. Şimdi yeni haftaya tüm piyasalar aslında global düzeyde miktar düşük bir risk iştahıyla başlamış görünüyorlar. Nedir detaylar, gerekçeler? Seni dinliyoruz. Didem, artık kapatışlarda gün sonu, hafta sonu, ay sonu derken artık yılın da sonuna geliyoruz. Malum zaman dilimi yaklaşıyor. 2022 her açıdan aslında gelecekte çok da açıkçası parlak bir yıl olarak anılmayacak. İlk etapta senin vurguladığın üzere bugün bilhassa ABD tarafına baktığımızda daha kırmızı tonun yatay aşağıda olsa, Avrupa tarafına baktığımızda da biraz daha karmaşık ama yeşillerin bir miktar da öne çıktığı bir görünüm olsa da bu haftanın en azından birkaç haftadır süre gelen risk iştahı açısından çok da ılımlı başlamadığını söylemek mümkün. Buna dönük olarak da yılın sonuna da vurgu yapmışken önümüzdeki yıla ilişkin beklentiler yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İlk grafiğimizde Didem, Goldman Sachs'ın önümüzdeki sene için ABD ise senedi piyasalarındaki beklentisine değinmeye çalışacağız. Ben de sözlerime başlarken 2022 gelecekte çok parlak bir yıl olarak anılmayacak demiştim ama bu sene her ne kadar bir miktar tepkimeler olsa da yukarı yönde, değerli izleyicilerimizin grafikte gördüğü üzere aşağı yönlü trendin, bilhassa küresel hisse senedi piyasasının görünümünde sık sık göz attığımız ABD endekslerinin de öne çıktığını görüyoruz. Goldman Sachs da diyor ki S&P 500 zaten önümüzdeki yılın sonunda da aşağı yukarı 4000 puanla yakın bir yerlerde olur diyor. Benim de altını çizdiğim yukarı yönde bir miktar düzeltmelerin olduğu bir sürecin sonundayız şu anda. Yaklaşık olarak bir yıl içerisinde Goldman'a göre çok da çerçeve değişmeyecek. Yükselişler ya da düşüşler olsa da gelip dönüp dolaşacağı yer burası diyor. Ama küresel taraftaki bu duruma ilişkin görüntü bu şekildeyken yurt içinde bu hafta bir miktar da Borsa İstanbul'da ılımlı başladı denilebilir. Diğer grafiklerimizi ekrana getirirsek BIST 100 endeksinin o psikolojik sınır olarak bir dönemdir bahsettiğimiz 4500 puan üzerinde bugünü, haftanın ilk işlem gününü kapattığını görüyoruz. Aslında Didem, bugün ilk işlem saatlerinde bir miktar yukarı yönde alıcılı bir seyir izlemiştik ama öğle saatlerinde ve öğleyi izleyen zaman dilimi içerisinde bir miktar endeksin 4500 puanın altında 4460 puanlara kadar gerilediğini görmüştük ama kapanışa doğru tekrardan yukarı yönde bir hareket izledik ve günü 4570 puandan tamamladık. 88 milyar TL'lik de bir hacim görüyoruz. Bu görüntünün içerisinde de bankacılık endeksi, geçen hafta düşüşlerde dönem dönem değinmiştik. Yine Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine paralel bir seyri vardı ama günü açıkçası yükselişle değil düşüş de açmıştı. Buradaki yükseliş ise BIST 100'e oranla çok daha pozitif oldu ve başlıkta da görüleceği üzere %2'nin üzerinde bir yükselişle günü tamamladık. Bu hafta geçtiğimiz cuma söylediğimiz üzere veri gündemi hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun. Diğer işlem günlerinin sonunda karşımızda nasıl bir manzara olacak hep birlikte izleyip göreceğiz Didem. Çağlar, çok teşekkür ediyoruz bu notlar için. Bir kez daha iyi akşamlar diliyorum sana. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Sırada Avrupa borsaları var. Bunun için de Londra'ya gidiyoruz. Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır ve bizi bekliyor. Ceren, hoş geldin. İyi haftalar diliyorum öncelikle sana ve hemen ardından elindeki notlar ve Avrupa'daki fiyatlamalar için sözü sana bırakıyorum. Merhabalar Didem, iyi haftalar. Evet, Avrupa borsaları 5 hafta üst üste değer kazancının ardından bugün endekslerde yön karışık seyre dönmüş durumda. İngiltere borsası yatay, Alman DAX endeksi ve Fransa borsası sınırlı düşüşle işlem görüyor. Tabii Avrupa borsaları içerisinde İtalya borsasının daha kötü performans sergilediğini söyleyebiliriz. Aslında risk iştahının bozulmasındaki temel etken son dönemde Çin'in Covid tedbirlerini gevşeteceğine ilişkin beklentiler piyasayı desteklemişti. Fakat 6 ay sonra Çin'de ilk Covid kaynaklı ölüm
ölümün gerçekleşmiş olması nedeniyle Çin'in yeniden tedbirleri sıkılaştıracağına ilişkin beklentiler arttı. Bu da piyasalarda risk iştahının bozulmasına yol açtı. Goldman Sachs'ın tahminine baktığımız zaman 2023'te piyasalarda aşağı yönlü seyrin devam etmesini bekliyor kuruluş. Zaten son haftalarda özellikle Avrupa hisse senetleri için arka arkaya kurumlar yayınladıkları raporlarla beraber son çeyrek için Avrupa'da şirket karlarında aşağı yönlü revizyonların artmasını beklediklerini ve bunun da 2023 yılında hisse senetleri üzerinde, şirket hisseleri üzerinde baskı yaratacağı öngörüsünü paylaşmışlardı. Diğer yandan bugün Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Lane'den gelen açıklamaların ardından Euro-Dolar karşısında düşüşünü hızlandırdı. %0.7'lik düşüşte 1.0250'ler seviyesine geri çekildiğini görmekteyiz. Çünkü Aralık ayı toplantısı için Avrupa Merkez Bankası'nın 75 bas puanlık faiz artırım beklentileri artmıştı. Fakat Lane resesyon endişelerine gerekçe göstererek 75 bas puan faiz artırmak için nedenlerin azaldığına dikkat çekti. Avrupa'da resesyonun ılımlı ve kısa sürmesini bekliyoruz. Bu nedenle 75 bas puanlık faiz artışı için nedenlerimiz azalıyor açıklamasını yaptı. Bu da parite üzerinde önemli ölçüde aşağı yönlü etkiye yol açmış durumda. Bugün Almanya'dan üretici fiyatları verisini aldık ve ÜFE yaklaşık 2,5 yılın ardından ilk kez Almanya'da aylık bazı düşüş kaydetti. Tabi bunun nedeni Ekim ayında enerji fiyatlarındaki yükselişin hız kesmesi. Bu da sanayi gruba baktığımız zaman onun öncülüğünde bir düşüş yaşanmasına yol açtı. Aylık bazda %4.2 geriledi ve yıllık bazda ise enflasyon üretici fiyatları %35 oranında artış kaydetti. Tabi hatırlayacak olursak son 2 ay özellikle Ağustos ve Eylül aylarında yıllık artış oranı %46'ya ulaşmıştı. Yani 1949'dan bu yana en yüksek artış kaydedilmişti enflasyonda. Peki artık Almanya'da enflasyonda zirve geride kaldı mı? Bu soru merak ediliyor. Fakat bugün baktığımız zaman özellikle Almanya ve Fransa'da elektrik vadelerinin yeniden hızlı bir şekilde yükseldiğini gördük. Yani her iki ülkede de %12 üzeri yükselişler söz konusu. Çünkü Avrupa'da yeniden havalar soğumaya başladı ve tahminlere baktığımız zaman Aralık ayının sert geçeceğini gösteriyor tahminler. Bununla beraber kömür maliyetleri, fiyatları arttı. Kömür maliyetlerinin artması da fiyatlarda yükselişi beraberinde getirdi. Diğer yanda IFO'nun yaptığı bir anket yayınlandı ve IFO'nun yaptığı ankete göre Alman şirketler şu anda maliyetlerindeki artışın tamamını ürünlere yansıtmış değiller. Yani IFO'nun anketi sadece alım maliyetlerinin %34'ünü şirketlerin, müşterilerin yansıttığını ortaya koydu. Önümüzdeki sene Nisan'a kadar %50'sini yansıtmayı planlıyorlar ve çok sayıda sektör daha fazla zam, yani daha fazla fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu gözler önüne ifade ediyor. IFO'nun tahminlerine göre bu da önümüzdeki sene boyunca tüketici fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskının sürmesine yol açacak Didem. Ceren, çok teşekkür ediyoruz. Paylaştığın bu detaylar için iyi çalışmalar diliyoruz sana. Ve stüdyoya dönüyorum. Tekrar Vedat Özcan'a bir kez daha merhaba diyeceğim. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi önümüzdeki haftadan bu haftaya devrettiğimiz başlıklar içerisinde önemli veriler de var, açıklamalar var, çeşitli Fed bölge başkanlarından gelen açıklamalar var. Ama şöyle bir geri çekilip bakıldığında aslında karışık sinyaller var diye konuştuk. Neydi o sinyaller ve neden karışık, piyasalar nasıl reaksiyon veriyor bu karışık sinyallere? Hem kısa vade hem de uzun vade açısından, yani tam bir ABD'de Fed'in ne yapacağına ilişkin olarak farklı görüşler var, farklı yorumlar var. Dolayısıyla fiyatlamalar da çok ani ve hızlı değişebiliyor. Oynaklık çok yüksek. Geçen hafta perakende satışlar verisi beklentilerin üzerinde geldi. Buna piyasanın reaksiyonu şaşırtıcı oldu. Daha sonra ÜFE yine beklentilerden daha düşük geldi. %8'e indi. Perakende satışlarda 1.3 gelmişti. Orada da mesela ÜFE sonrasında vadelilerde çok sert bir yukarıya çıkış gördük. Bu tabii hemen FOMC üyelerinin devreye girmesine neden oldu. Özellikle Bullard eskiden dediğim son Fed'in zirve politika faiz aralığı 4.75-5'ti. Artık onun 5.25 olması lazım gibi bir açıklama yaptı. Tabii çok şahin bir açıklama sonrasında piyasaların morali tekrar bozuldu. İşte azaldı. Ondan sonra Bostik konuştu, Kaşgari konuştu.
Waller konuştu, Collins konuştu. Değişik mesajlar gördük. Mesela Collins benim daha önceki yani son gelen enflasyon verileri enflasyonla mücadelede halen yapılacak işlerin olduğunu gösteriyor. Görüşümü değiştirmedim diyor. Yani daha önceki şeyinde 75 bas puana açığım demişti. Oran telaffuz etmedi ama Bostik 75 bas puan faiz artışına gerek yok. Hani 50 bas puan tartışmaya açığım gibi bir yumuşak bir açıklama yaptı. Farklı mesajlar var ve şeylerden de değişik yatırım bankalarından değişik yorumlar okuduk. Yani kimisi 5.25 zirve diyor, kimisi 5 diyor, kimisi 4.75 diyor. Ve yıl sonunda da kimisi 100 bas puanlık faiz indirimi, kimisi 25 bas puanlık faiz indirimi bekliyor. Dolayısıyla Fed'in ne zaman frene basacağı, faiz indirimi ne zaman yapacağı konusunda farklı görüşler, farklı sinyallere yol açıyor. Evet, bu esnada ama ekranlara da yansıyor, arkadaşlarımız paylaşıyor. Dolar ve dolar varlıklarında ilgi alaka yine hareketli, yukarı yönlü. ABD 10 yıllık tahvilin getirisi 3.79'a kadar geriledi. İşte 5 yıllıkta 3.97'leri gördük, 4'ün altındayız tekrar. Dolar endeksi de yeniden yukarı hamle yaptı. Şimdi Goldman Sachs dolar endeksi derken onu açmak istediğim için ve oradan euro dolar paritesi de belki ikisini birlikte değerlendirirsiniz. Goldman Sachs'ın da bir yorumu var. Bir de bir yandan ECB'den baş ekonomist Lane'in yaptığı bir değerlendirme var. Her ikisi de aslında parite üzerinde iki eksenli bir harekete yol açabilir gibi duruyor. Tabii Goldman Sachs'tan hem ise piyasasında ayı piyasası sona ermedi, bu devam edecek. Dolar güçlü kalmaya devam edecek. Hatta bu 3 ay ile 6 ay arasında sürebilir. 2023'ün yarısına kadar yolumuz var şeklinde bir açıklama yaptı. S&P 500 ile ilgili de mesela yıl sonu için 4000 gibi bir hedef verdik. Şimdikinden %1 yukarıda. Dolayısıyla yani S&P 500 ile ilgili kazanç öngörüsünün çok düşük olduğu öngörülüyor. Bu da böyle bir resesyon ihtimali, kazançların düşeceği, faiz oranlarının yüksek olacağı, doların güçlü olacağı beklentisiyle. Bu da moralleri biraz bozdu. Tabii hafta sonundan şeyi de eklemek lazım. Covid dolayısıyla Pekin'de 87 ile 91 yaş aralığında 3 kişinin ölmesi moralleri çok bozdu. Pekin'de tekrar kısıtlamalar başlayacak, okullar kapanacak türü dedikodular moralleri bozdu. Ki daha geçen hafta tam tersi istikamette bir hareket vardı. Evet. Evet. Yani FOMC, Fed'le ilgili kararlar ve Çin'le ilgili kararlar iki tarafın şeyi piyasaları gerçekten bazen olumlu yönde çok yukarıya doğru itiyor, bazen aşağı doğru itiyor. Bugün aşağı doğru itti ama bir yandan da böyle bir iyimser hava vardı. Acaba tekrar yukarıya çıkabilir miyiz diye ama piyasa euro dolardaki sert düşüşü 1.0272-200 günlük hareketli ortalamaydı. Yani geçen hafta 1.0042 görmüştük, aşağı indi. Orası kırıldıktan sonra zaten artık dolar satış güçlenecek algısı borsaları biraz rahatsız etti işin doğrusu. Covid haberleriyle beraber. Üzerine Ceren de açıkladı. Lane açıklama yaptı 75 bas puan için faiz artışı için nedenler kalmadı diye. Onun bir ekleme yapayım ben. Daha çok tahvil alımlarını azaltacaklar. Dolayısıyla niceliksel sıkılaşmayla finansal koşulları sıkılaştırarak enflasyonla mücadele edecekler. Biraz önceliği oraya verecekler diye algılıyorum. Tabii bu baş ekonomist netice itibariyle onu dinlerler ama karar merceği orası değil. Tabii. Ama o euro dolar üzerindeki Asya'daki sabah olumsuz havanın üzerine euro dolar paritesinin söylediğim gibi 1.0272'nin kırılmasına yol açtı. O da moralleri biraz bozdu. Goldman Sachs'ın raporuyla beraber. Pekala. Şimdi aslında bu çerçevede belki birazcık bu hafta da
yine Fed bölge başkanlarından başka mesajlar da gelebilir diye not etmek lazım. Yarın Master ve Bullard'dan konuşmalarını bekliyoruz. Bir yandan da bu hafta tabii kısa bir hafta. Yani Thanksgiving, Şükran günü, 24 Perşembe günü, Cuma'da yarım gün, Black Friday olacak. Japonya'da Çarşamba günü kapalı. Dolayısıyla orada da işçi bayramı. Yani uluslararası piyasalarda biraz da aslında daha sakin bir seyir olmasını beklememiz gereken bir tatil haftası gibi duruyor. Evet, yani söylediğim gibi FOMC var şeyde Çarşamba günü. Çarşamba günü biraz yani orası ile ilgili gelişmelere paralel konuşurlar diye FOMC üyelerinin konuşmalarını beklemek lazım. Bullard zaten geçen hafta çok şahin konuşmuştu. Muhtemelen tekrar eder onu. FOMC tutanaklarından da tabii yani şu bekleyip görme faiz artışlarını 4 tane 75 bas puan faiz artışı yaptılar. Onun ekonomi üzerindeki etkilerini biraz izleme mesajı vermişti. Ancak o izleme mesajı hani duraksama ve belki faiz indirimi yönünde bir fiyatlama yaptığı anda da Fed devreye giriyor. Powell da konuşmasında FOMC toplantısı sonrasında konuşmasında zaten büyük zikzaklar olmuştu. Yani enflasyonla mücadele henüz sonuçlanmadı, zafere ulaşılmadı. Dolayısıyla faiz artışlarının durdurulması, faiz indirimi henüz masada yok. Yani durdurma bile henüz masada yok. Tabii. Ona ilişkin de muhtelif görüşler var. Yani piyasa şey konusunda Aralık'ta 50, sonra 2023'ün işte Mart ayına kadar da 25-25 indirir. Sonra durur beklentisinde. O da biraz kafaları karıştırdı. Sanki FOMC üyelerinden orada durulması için bir neden yok gibi açıklamalar geldi. Yani veriye bağlı olarak artabilir de belki daha sonrakilerde 50-50 de gidebilir, 50-25 de gidebilir şeklinde. O nedenle yani piyasa biraz sinyaller şey. Dolayısıyla bu FOMC toplantısı da biraz o anlamda piyasada çalkantıyı artırabilir. Sabah da zaten Avrupa'da PMI gelecek. Orada da aşağı doğru gidecek. Tabii bu ikisi birden euro dolar üzerinde baskı ya neden olur. Çarşamba günü biraz böyle. Yani aslında evet. Amerika'dan gelecek de çok veri var çarşamba günü. Evet. Ama hepsi işte bize göre öğleden sonra saatlerinden itibaren olacağı için özellikle de FED tutanakları akşam saatlerinde gelecek. Hani onun piyasalara bir sonraki günün ve ertesi günün de tatil olması bakımından ne kadar fiyatlara gireceği konusunda beklentiniz var mı? Bence bugünden itibaren geliyor. Yani Avrupa PMI sabah gelir. Oralar zaten 50'nin altında daha da düşer. Yani euro dolar üzerinde bir baskı oluştu benim gördüğüm kadarıyla. Yani iyi bir veri gelmeden gelecek hafta istihdam verisi var. Yani 3 Cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Oraya kadar bana göre biraz moraller bozuk gider diye düşünüyorum. Bir de şu Çin'den Covid ile ilgili hani böyle noktasal atış yapacağız gibi bir açıklama geldi. Onun içeriği çok belli değil. Şayet Pekin tekrar kapanırsa, tekrar ciddiye alırsak. Ki bugün Oxford Economics'ten de bir açıklama geldi. O da moralleri bozmuş olabilir. Yani Çin'in 2023 yılının ikinci yarısından önce sıfır tolerans politikasından vazgeçmeyeceğini öngörüyoruz dedi. Yani hem siyasi olarak hem de bu salgın hastalığın niteliği dolayısıyla. Çünkü çok sabah Sadi Bey de, Sadi Kaymaz da çok güzel anlattı. Muhtelif yerlerde hızlandı yani vaka sayısı. Hızlandı. Bir de ölümler de üzerine gelince Mayıs ayında bir kişi ölmüştü. Sonra peş peşe 3 kişi. Gerçi 3'ü de ileri yaşlarda ve hastalık hikayeleri de olan insanlar. Ama tabii korkutuyor açısından. Bir başka versiyonun daha gelme ihtimali düşürmek bile istemediğimiz bir ihtimal. Ama evet. Tabii daha önce de yaşamadığımız bir durum olduğu için biz temkinli olmaya devam etmek zorundayız. Sonuçta piyasalarda bunun endişesini yaşıyor. Aynen. VIX endeksiyle yani korku endişe endeksiyle ilgili bir gözleminiz var mı bu ara? Ya bu o tabii oynaklık yükseldiği zaman oralarda da hani korku yükseldiği zaman VIX'te de
yükseliş görüyoruz. Şeyle ilgili bu Fed'in ne yapacağı, ne zaman duracağı ve enflasyonla ilgili hani yeni bir rahatlatıcı piyasaları rahatlatıcı bir veri gelinceye kadar böyle bir oynaklığın yüksek olacağını düşünüyorum. O çerçevede VIX de çıkar iner. Enflasyonla mücadele çerçevesinde de şunun da altını çizeyim. Ben şey anlamında karamsarım. Yani euro dolarda yön aşağıya beklentisindeyim. Çünkü şeyde hizmet enflasyonu yükseliyor. Yani mal enflasyonu pandemi döneminde talep hizmetten mala kaymıştı. Şimdi maldan hizmete kayıyor ve CPI içerisinde hizmetlerin ağırlığı %75. Orada da temel maliyet, hizmet üretim maliyetinin temel şeyi kalemi de ücret. Dolayısıyla ücretler hızla artıyor enflasyon telafi etmek ve iş gücü piyasası sıkı olduğu için. Bir argüman hani teknoloji ofenkte çok hızlı işten çıkarmalar oluyor. Belki o iş gücü havuzunu arttırır gibi bir yorum var. Ancak bugün CNBC'de bir haberde gördüm. Bir sanırım yatırım bankalarından birisinin çalışmasından almışlar. Yani Aralık ayından bu yana 187 bin kişi bu teknoloji şirketlerinden işten çıkarma olmuş. Onlar da ABD'deki toplam bordrolu çalışan sayısının 1/1'i. Dolayısıyla orası iş gücü arzını, havuzunu çoğaltacak bir yer değil. Diğerleri de alımlarına devam ediyor, ücretler de artıyor. Öte yandan da siz de Amerika'da hani bulunduğunuz emlak piyasasını gözleme imkanınız oldu. Bu 2020-21'de faiz oranları çok düşükken oralarda hep refinance yapılır. Yani yeniden finansman evet. yapılır. Uzun vadeli mortgage kredileri düşük faizlerle yeniden finanse edildi. Yani şu anda hane halkı dolayısıyla ücretleri artıyor. Konut fiyatları yükselmiş, bir servet etkisi var. Talebi kırma, bu talebi diri tutuyor. Dolayısıyla Fed'in bu diri talebi şey yapmak için, biraz soldurmak için, kırmak için biraz daha faiz artışına gitmesi gerekecek. Ve faizlerin de bir süre piyasanın beklentisinden daha uzun süre yüksek kalması gerekecek. Sizin öngörünüz ne? Yani şimdi piyasada konuşulan birçok farklı veriden bahsettiniz siz de. Zaten evet. hani kafalar karışık ve değişik sinyaller geliyor derken biraz da onu kastediyoruz. Evet. Yani aslında yediği bile telaffuz etti Powell'ın kendisi. Çıktı yani o rakam ağızdan. Şimdi dolayısıyla o esnada işte o piyasaların acaba Fed nerede durur? Çünkü bize ne deniyordu? Mart gibi değil mi Vedat Bey? Evet, durur. Ondan sonra faiz artırımlarının enflasyon ve büyüme üzerindeki etkisi beklenir. Şimdi 4.25, 4.75, 5.25, 5.25, 6. Gerçekten karıştı çok kafalar. Sizin beklentinizi merak ediyorum. Bir not edelim onu da. O da bir veri. Ben enflasyonla ilgili biraz yukarıda yapışık kalacağını düşünüyorum. Belki zirve görülmüş olabilir ama aşağıya %2'ye doğru böyle bir hızlı iniş beklemiyorum. Dolayısıyla muhtemelen 50 bas puan Aralık ayında faiz artışı olur, 25-25 yapılır. Piyasa beklentisine uygun olarak faizler arttırılır ama oradan sonra faiz artışı yapılmayacağının garantisi olmaz. Piyasanın öyle bir fiyatlama yapmasına imkan verilmez diye düşünüyorum. Peki. Şayet enflasyon, Kasım ayı enflasyonu çok böyle aşağı inmemiş olursa, bir de tarım dışı istihdamda hakikaten işsizlik oranı çok zıplamamışsa. Takip edeceğiz o halde. Vedat Özden çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için. Bugün tekrar görüşeceğiz önümüzdeki hafta pazartesi günü. Hem şimdi sizi Antalya'ya götüreceğim. Arkadaşımız Burak Karagöz, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'la birlikte. Burak hoş geldiniz. Sözü sana ve konuğuna bırakıyorum. Didem teşekkürler. Türkiye Enerji Zirvesi'nden canlı yayınlarımız devam ediyor. Senin de söylediğin gibi önemli bir konuğum var. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Turan. Orhan Bey öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi içeride sunumunuzu da dinledim. Çarpıcı başlıklar verdiniz. İsterseniz arz güvenliğiyle başlayalım çünkü ilk onunla girdiniz. Evet şöyle aslında
Özellikle bu son Ukrayna-Rusya'nın Ukrayna şeyinden sonra arzda, gıda ve enerjide çok ciddi bir problem olmaya başladı. Çünkü biz sanayiciler olarak, iş insanları olarak sürdürülebilir bir şekilde, öngörülebilir bir şekilde, arzda problem olmayacak şekilde önümüzü görüp planlama yapmak istiyoruz. Bu özellikle son dönemde bu daha da ön plana çıktı. Tabii sadece arz değil, aynı zamanda fiyat da önemli. Çünkü kimle görüşürseniz birkaç ay sonrasını planlama şansı olmuyor. Ama maalesef yurt dışı ihracat yapan firmalarımız bazen yıllık bağlantılar yapıyorlar. Ve özellikle enerji girdi oranı yüksek olan sektörler çok ciddi olumsuz şekilde etkiliyor. Peki şimdi dediğiniz gibi enerji fiyatları sanayi etkiliyor. Bir taraftan da ihracatı etkiliyor. Genel anlamda baktığımız zaman seneyi de bitirmek üzereyiz. En büyük sorunlardan bir tanesi buymuş gibi gözüküyor. Devam edecek mi? Nasıl öngörüyorsunuz? Şimdi şöyle, tabii enerjiyle ilgili fazla yorum yapılamıyor ama gelecek sene benim konuşmamda da vardı. Son 5 yılın %75 üzerinde bir enerji fiyatlarıyla karşılaşacağız. Özellikle enerji girdi oranı yüksek olan sektörlerin ihracatını şu anda Eylül şeylerinden itibaren net görebiliyoruz. Yani demir, çelik, alüminyum, cam, seramik, buna benzer gübre gibi üretimlerde enerji girdi oranı yüksek olduğu için bunların ihracatının olumsuzluğunu şimdiden yaşamaya başladık diyebilirim. Şimdi siz TÜSİAD Başkanı olarak aslında sanayiciye de mesaj verdiniz içeride. Enerjiyi verimli kullanın diye. Biraz açar mısınız? Tabii şöyle, ben 30-35 yıldır enerji verimliliği konusunda çalışıyorum. Tabii ki burada enerjinin en fazla tüketimi konut ve binalarda, biliyorsunuz. İkisinin toplamı %75. Bizim buralarda çok ciddi de potansiyelimiz var. Yani konutta yaklaşık %50'ye yakın tasarruf potansiyelimiz var. Sanayide de yaklaşık %30 civarında. Yani biz her yıl sektörel STK'ların yapmış olduğu çalışmalara göre 30-35 milyar dolar tasarruf yapma potansiyelimiz var ki bizim son 10 yıldaki enerji ithalatımız ortalama 40-42 milyar dolardır. Bu sene OVP'ye göre biliyorsunuz 103 milyar dolar yapacağız. Aslında enerji çıkarırsanız Türkiye'nin cari açığı yok, cari fazlası var. Onun için enerji çok önemli. Tüm sanayici arkadaşlarım, tüm üretimle uğraşan, enerjiyi tüketen kişilerin de enerji etkin ve verimli kullanması gerektiğini vurguluyoruz ve vurgulamaya devam edeceğiz. Şimdi özellikle Rusya-Ukrayna savaşının bu denli uzaması enerji piyasasındaki bütün dengeleri değiştirdi. Avrupa için zor bir kış olacakmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla buna bakış açınız nasıl? Bir diğer taraftan da Türkiye için ben bugün her konuma sordum. Hiçbir sıkıntı yok dediler. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Avrupa'nın aslında bence bu kış bizim de aldığımız bilgilere göre çok sorunu yok. Asıl gelecek seneki kış. Çünkü stokları mevcut ve bir sorun yaşanmayacak gibi aldığımız bilgilere göre. Asıl 2023-2024 kışı Avrupa için daha şey. Ama tabii Avrupa önlemlerini alıyor. Ki Avrupa enerji verimliliği ve farkındalığı yaratma ve tasarruf konusunda gerçekten en çevreci bir kıta. Ve bu anlamda da oldukça da başarılı görüyorum ben. Bu sene Avrupa'da çok radikal bir problem olacağını öngörmüyorum. Peki Orhan Bey, özellikle enerji fiyatlarına yapılan zamların periyotları ile ilgili sanayicinin bir sıkıntısı var mı? Yani şöyle, biz tabii iş dünyası olarak hep önümüzü görmek istiyoruz. Öngörülebilir olmasını istiyoruz. Çünkü biraz önce de size söylediğim gibi bazen 6 aylık bazen yıllık bağlantıları yapabiliyoruz. En azından öngörülebilir olması gerekir. Bir de bu fiyat geçişlerinin çok sert değil, belki daha yumuşak, daha vadeye yayılmış bir şekilde olması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi en büyük sorunlardan bir tanesi enerji dedik de bir diğer taraftan da sanayicinin en büyük sorunlardan bir tanesi finansman. Orada durum nasıl yıl sonu itibariyle? Finansman zaten bu sene işletmelerin en büyük şeyi finansman. Zaten finansman da reel sektörün damarlarında dolaşan kandır. Bu kanı sürekli beslememiz gerekiyor ki şirketlerin ciroları çok büyüdü ve çok ciddi işletme sermayesi ihtiyaçları var. Kullanılan kredilerin de büyük bir şeyi işletme, ticari kredilerin işletme sermayesine gidiyor. Buralarda görüştüğümüzde doğal olarak finansman erişimde ve finansman maliyetlerinde çok ciddi çalışmamız gereken konular var. Orhan Bey, bu kredi erişim konusu son dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesi.
hem bizim tarafımızdan hem sanayiciler tarafından. Son durum nasıl? Görüştüğümüzde genellikle COBİ'ler olsun veya orta ölçekli. Zaten biraz önce dediğim gibi kullanılan krediler işletme sermayesi ve ticari krediler. Yatırım kredileri değil. Yani cirolarımız büyüdü. Üfeye baktığınız zaman üretici ki bazı sektörlerde daha da fazla bu. Yani geçen sene 100 bin dolar işletme sermayesi olan bazı şirketlerin bugün 300-400 bin dolara ihtiyacı var hayatını devam ettirebilmesi için. O anlamda da kredi kanallarını süratle erişilebilir ve makul bir şekilde tüm iş dünyasıyla buluşturmamız lazım. Yani 2023'ün en büyük sorunlarından bir tanesi sanayici açısından finansman maliyetleri mi olacak? Enerji en başta. Enerji fiyatları ve arz şeyi. Finansmanda en çok konuşulan konulardan biri de finansman maalesef. Çok teşekkür ederim katıldığınız, verdiğiniz güzel bilgiler için. Sağ olun. Sağ olun. Evet Didem, söz tekrar sende. Çok teşekkür ediyoruz Burak sana ve bu haftanın bir diğer önemli gündemi Merkez Bankası'nın içeride vereceği faiz kararı. Bununla ilgili düzenlediğimiz anketin sonuçlarını haberimizde derledik. Buyurunuz. Bloomberg ET araştırmanın Kasım ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete katılan 19 kurumun medyan beklentisi politika faizinin %9 seviyesine indirilmesi yönünde oldu. Medyan beklentiye göre 2020 yılı Ağustos ayından beri ilk defa faizin tek haneye ineceği öngörülüyor. Ankete katılan tüm kurumlar bu toplantıda faiz indirimi bekliyor. 16 kurum 150 bas puan, 1 kurum 100 bas puan, 1 kurum 125 bas puan, 1 kurumsa 200 bas puan faiz indirimi beklediğini belirtti. Yıl sonu tahminini paylaşan 18 kurumun medyan beklentisi faizlerin %9 seviyesine çekilmesi yönünde gerçekleşti. En düşük yıl sonu tahmini veren kurumlar politika faizinin yıl sonuna kadar %8 seviyesine kadar düşürülmesini, en yüksek yıl sonu politika faizi tahminini paylaşan kurumlarsa yıl sonuna kadar politika faizinin %9.5 seviyesine indirilmesini bekliyor. Merkez Bankası Eylül toplantısının ardından Ekim'de de faiz indirme kararı alarak politika faizini 150 bas puan indirmiş, %10.5 seviyesine çekmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararının 24 Kasım Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Bu haberle günden kalanlara noktayı koyuyoruz efendim. Yarın saat 15'te Akıllı Para'da görüşene dek hoşçakalın.